Arkadaşlar merhabalar. Bugün Filibeli Ahmet Hilmi'nin kült olmuş eseri Amaka Hayal'i birlikte yorumlayalım istiyorum. Amaka Hayal meşrutiyet dönemi aydınlarından Filibeli Ahmet Hilmi'ye ait. Filibeli Ahmet Hilmi Osmanlı'nın son döneminde yetişen aydınlarımızdan birisi. Hem felsefi bir eser, Amaka Hayal, hem de tasavvufi bir eser. Her ikisinin harmanlandığı, yazarın kendi sancılarını, kendi şüphelerini, kendi hayatını konu aldığı, belki çıkmazlarını konu aldığı tezli bir eser. Materyalizme karşı o dönemde, aynı zamanda materyalizme karşı, maddeciliğe karşı yazılmış da bir eser. Fakat şöyle bir şey, yazar Filibeli Ahmet Hilmi kendi şüphelerini, şüphelerle dolu olan zihnini esere yansıtıyor ve sonrasında sükûne eren zihnini yine eser aracılığıyla okuyucularına yansıtıyor. Roman desek, roman evet ama klasik romanlar, bildiğimiz romanlar gibi değil. Hikaye evet parça parça hikayelerden oluşuyor ama işin sonunda yine aynı kahramanlarla devam ediliyor. Bunu edebiyatçılarımız, bazıları roman demiş, bazıları hikaye demiş, bazıları açık yapıt demiş. Açıkçası bana açık yapıt daha makul, daha mantıklı geliyor. Aynı zamanda zamanında yani meşrutiyet döneminde yazılan eserlerden ayrılan bir eser. Yani o dönemleri hatırlayacak olursak neler vardı? Batılılaşmaya, yanlış batılılaşmayı eleştiren eserler vardı. Ya da şu giyilir bu giyilmez şeklinde eserler vardı. Yemek şöyle yenir, yemek adabı budur. İşte batıdan gelen yemek adabını öven eserler vardı. Ya da yeren eserler vardı. Bunlardan tamamen bağımsız olarak düşünsel anlamda hem felsefi hem de tasavvufi anlamda kıymetli bir olan eser. Gizli bir hazine diyebiliriz. Amakı hayal için. Öncelikle yazarı kim? Yazarını tanıyalım. Yazarı Filibeli Ahmet Hilmi. Filibe nerede? Bulgaristan'da. Bulgaristan'da Plovdiv, şu anki şimdiki adı. Ama o zaman Bulgaristan bizim topraklarımız. Bulgaristan'da dünyaya gelir Filibeli Ahmet Hilmi. Bu arada Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi. Tam ismi böyle. Şeyh Benderzade babası Dışişleri Nazırlığı'nda, bugünkü Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan birisi olduğu için Şeyh Benderzade deniyor. 1865'te dünyaya gelen Filibeli Ahmet Hilmi 1914 yılında vefat eder. Bulgaristan'ın Filibe şehrinde dünyaya gelir. 93 Harbi'nde mağdur olur. Ailesiyle birlikte Anadolu'ya göçerler. Çok iyi yetişmiş birisidir Filibeli Ahmet Hilmi. Hem köklü bir dini eğitim almıştır. İlahiyat fakültesindedir. Fakültesinde bulunmuştur. Aynı zamanda üniversitede felsefe dersleri veren birisidir. Dolu birisi. İstanbul'da dergicilik yayınları, gazetecilik faaliyetlerinde bulunur. Derin bir ilme sahiptir. Bir ara İttihat ve Terakki'ye destek olur, dahil olur. Ama sonrasında onlardan uzaklaşır. İttihat ve Terakki Filibeli Ahmet Hilmi'yi sevmez. Kendisi de onlara saygı duymaz. Bizden bir eser. Ben esere geçmeden önce biraz daha yazarı, yazar üzerinde duralım.
Filibeli Ahmet Hilmi o dönemlerde kendi çıkarttığı dergi ve gazetelerde kendi eserlerini de neşreder. Kendi yazılarını da yazar. Fakat yazdığı yazılar Masonların pek hoşuna gitmez. Materyalistlerin de çok fazla hoşuna gitmez. Masonlar tarafından tepki alır. Ve ömrünün sonunda da bakır zehirlenmesinden ani bir şekilde vefat eder. Ya bu da şüpheli bir ölüm olarak görülür. Filibeli Ahmet Hilmi'nin yazdığı, birazdan yorumlayacağımız eseri Amak-ı Hayal, yani Hayalin Derinlikleri isimli eser, 1909 yılında gazetesinde tefrika edilmeye başlar. 1910 yılında ise kendisi hayattayken kitabın birinci bölümü neşredilir. Yayımlanır. Bu birinci bölümü yayınlanır fakat ikinci bölümü daha sonra, onun vefatından sonra 1925'lerde yayımlanır. Yaptığım araştırmalarda ikinci bölümü üzerinde çok fazla sansür uygulandığı, çok fazla tahrip edildiği, bazı hikayelerin birbirlerine eklemlendiği, mesela bir hikayenin başlangıcı başka bir hikayeye eklemlenmiş, oradan alınıp başka bir hikayenin sonu da farklı bir hikayeye eklenmiş. Sansür var, tahrip var. İkinci bölüm, kitap, yani ikinci kitap biraz sıkıntılı. Ben de zaten seneler önce, çok seneler önce, 17-18 sene önce okumuştum kitabı. Bizim okuduğumuz kitap birinci kitaptı. Yani burada anlatacağım, yorumlayacağım kitap birinci kitap. İkinci kitaptan da çok kısa bahsedeceğim. Başlayalım kitaba. Yazım tekniği olarak da bu arada, yazım tekniği olarak da kendi döneminden farklı. Bir nevi postmodern bir eser de diyebiliriz. Fantastik de var eserin içinde. Metinler arasılık var. Yazarla ilgili şunu da söylemeden esere geçmek istemiyorum. Filibeli Ahmet Hilmi, düşüncelerini korkmadan ifade eden bir düşünürümüzdü, bir değerimiz. Bu sebepten dolayı ömrünün çoğu sürgünlerde geçer. Beyrut'a sürgün edilir, Fizan'a sürgün edilir. Fizan nerede dediğimizde, Fizan Libya'nın uzak bir bölgesi, çöl bölgesi. Orada uzun zaman geçirir, sürgün edilir. Yani bizim ülkemizde hangi kesimden olursanız olun, düşünen insanlar susturulur ya da bir şekilde ölüm hakkındır diye düşünülerek öldürülebilir. Çok acı bir durum bu. Fizan'da, Libya'da Sunnisilerle tanışır. Sunnisiler tarikatı mensuplarıyla tanışır. Libya'nın bağımsızlığıyla ilgili önemli rol oynayan tarikat mensupları, Sunnisiler. Onlarla tanışır. Balığım, iyi misin? Sonrasında orada bir dönüşüm yaşar, bir değişim yaşar Libya'da. Ömer Muhtar da Sunnisidir bu arada. Sunnisi diyen de var, Arusi diyen de var o tarikat mensuplarına. O esnada bir zihin dünyasında değişim yaşar. Amak-ı Hayal, Hayalin Derinlikleri. Eserin baş kahramanı Raci'dir. Raci, rücu eden, dönen anlamlarına gelir. İki farklı anlamı vardır. Ricacı anlamı da vardır. Rücüye'den dönen anlamı da vardır. Hakikat yolcusudur. Hem beşeri ilimlerde hem de dini ilimlerde mesafe kat etmiş ama kafasının içi şüphelerle dolu olan birisidir. Aklımın
onayladığını kalbim onaylamıyor. Kalbimin onayladığını ise aklım onaylamıyor diyor kendi ifadelerinde. Çok gitgeller yaşar. Annesi Raciye'nin, annesi oğlunu çok iyi yetiştirmiş. Hem dini eğitim almasını hem de diğer ilimleri almasını sağlamıştır. Eserde Raci şehirde dolaşırken bir mezarlığın önünden geçer. Mezarlık şehrin uzağındayken nasıl oldu da bu kadar yakınlaştı diye düşünür. Mezarlığın kapısı açıktır ve içeri girer. İçeride biriyle tanışır. Kıyafetinin tamamında küçük küçük ayna parçaları dikili olan, aynı zamanda başındaki takkede de parça parça aynaların monte edildiği bir kıyafet taşıyan bir yaşlı birisiyle karşılaşır ve onunla tanışır. Yaşlı adama kim olduğunu sorar. O isminin ona Aynalı Baba dendiğini, bana buralarda Aynalı Baba derler, sen istersen Adem Baba da diyebilirsin der. Raci'ye ismini sorar. Raci olduğunu söylediğinde ismin tüm insanlığın ismini gasp etmiş der. Yani Raci, rücu eden, isteyen, dönüş yapan anlamlarında kasıtlı olarak bu isimlerin karakterlere koyulduğunu görebiliyoruz. Aynalı Baba'yla sohbet etmeye başladığında Aynalı Baba Raci'ye kahve ikram eder. Bu yaptığımız araştırmalarda aslında ilk zamanlar bu kahve değil de bir macunmuş. Sonrasında bunu kahveye çeviriyorlar. Macun şeklinde belki söylenmesi farklı maddelere atıfta bulunacağı düşünüldüğü için kahve olarak daha genel kitleye hitap edecek şekilde kahveye çevriliyor. Adem Baba, yani Aynalı Baba, aynı zamanda aynalı olmasının, kıyafetlerin aynalı olmasının da farklı bir amacı var. Ayna kendini yansıtmak, yani hani bizim kültürümüzde denir ya, mümin müminin aynasıdır. Aslında insanlar birbirinin aynasıdır. İnsanlara yansıtma yöntemiyle belki kendisini bulmasını sağlayacağı metaforu de verilmiş olabilir. Aynalı Baba Raci'ye kahve ikram ediyor. Buradan itibaren artık 9 günlük bir yolculuk başlıyor. Hepsi birbirinden ilginç, 9 günlük bir yolculuk. Kahveyi içtikten sonra Raci kendinden geçiyor. İlkinde Hindistan'da hiçlik zirvesine çıkmak istiyor Raci. Budizm inancına göre Nirvana'ya çıkmak istiyor. Fakat oraya çıkabilmesi için nefsani arzularından arınması gerekiyor. İnsani arzularından dolayı çeşit çeşit güzel yemekler var, çok güzel kadınlar var. Ama onların hiçbirine dokunmaması gerekiyor, yemeklere dokunmaması gerekiyor. İnsani arzularından ari olması, arınması gerekiyor ki hiçlik zirvesine, Nirvana'ya ulaşabilsin. Burada da yükselmek için aslında hiç olman gerekir. Yükselmek için hiçliği yaşaman gerekir ki yükselebilesin. Metaforu işleniyor. Fakat kendisi insani duygularından arınamadığı için, nefsine hakim olamadığı için çıkamıyor ve Buda tarafından kovuluyor. İkinci gecede, evet, hiçlik zirvesine çıkmak için hiç olmak gerekir. Bu ifade edilmeye çalışılıyor okuyucuya. İkinci günde Zerdüşt ziyaret ediliyor. Prens olarak, bu defa Raci prens. Prens olarak gidiyor. Temaşa bayramına katılır.
Hürmüz ve Ehriman'ın mücadelesi anlatılır burada. Yani Ehriman kötülüğün sembolü. Kötülüklerin sembolü. Hürmüz ve Ehriman'ın mücadelesi anlatırken iyilik ve kötülük kapışır. Ehriman Hürmüz muhabbeti çıkarır. Muhabbetin karşısına bir müsabaka vardır orada. Öfke çıkarılır. Öfkenin karşısına Hürmüz hikmeti çıkarır. Hikmetin karşısına Ehriman nefsi çıkarır. Nefsi yenebilecek olansa aşktır ve Hürmüz aşkı çıkarır. Aşkta da çünkü kendinden vazgeçmek vardır. Maşukla bir olmak vardır. Aşkın da bu esnada beşeri aşk da olsa bu, insanı kemale erdiren bir basamak olduğu ifade edilir. Hani eski alimler, üstadlar talebelerine evladım aşık oldun mu derlermiş. Hayır dediğinde bir aşık ol öyle gel. Yani biraz şu nefsin bir senden geçmeyi öğrensin. Biraz bir terbiye alsın anlamında. Burada da nefs var. Nefsin karşısına aşk çıkartılır. Fakat neticede ne kötülük yener ne iyilik yener. İyilik varken kötülüğün ne olduğu anlaşılır. Kötülük varken de iyiliğin kıymeti anlaşılır. Yani bu hayat boyu sürecek olan bir davadır. Üçüncüsünde ve savaşı evet ne iyilik ne kötülük kazanır ama aşk kazanır savaşı yine de. Üçüncü gecede Brahmanların düğünle başlar ve Brahmanların arasına katılır. Her şey dönüp dolaşıp aynı yere gelir. Devir daim. Sudan alemlere gider, küçülür, tekrar büyür, küçülür. Burada da devir daim görür. Dördüncü gecede Arifler Meclisi'ne gider. Hakikati görmenin zorluğunu fark eder. Göremeyenleri burada çok ilginç bir şekilde resmedilir. Göremeyenler, ben okurken seneler önce net olarak aklımda kalmış. Şimdi tekrar odaklandığımda hafızamda yeniden canlandı eser. Gözleri soğan, yani gözleri soğan, burada kahkaha var. Burada evet komedi var gerçekten bu bölümde. Arifler Meclisi'nde gözleri soğan olan kişileri görür. Yani göremeyenlerden bahsedilir. Bir fantastik bir bölümdür aslında orası. Biraz evet espri fazlasıyla dahil edilmiş. 5 asıl fantastik olan bölüm. Ve bu film olsa çok dikkat çeker ve ilgiyle izlenir. Gençlerin de her yaştan insanın ilgisini çekebilecek bir durumdadır. Raci müezzindir. Ayasofya'da ezan okuyacakken Anka kuşuyla başka bir alemlere gider. Anka'nın sırtında evren gezisine çıkar. Evren gezisinde uzun yollar kat eder. Aslında kendisinin evrenin ne kadar büyük olduğunu, kendisinin ne kadar küçük bir varlık olduğunu anlar. O tarihlerde yazılan bir eserde güzel, çok güzel bir teknik kullanılmış. Çok küçük bir parça, bir kum tanesi olduğunu fark eder. Altıncı gecede, altıncı bölümde Hint padişahının oğlu olur Raci. Halkı kurtarmak için cevaplaması gereken bir soru vardır. Bu kervan nereye gider? Soru bu. Ve bu tabii benim burada kısa kısa geçtiğim gibi değil kitapta. Çok güzel ve çok zevkli bir şekilde geçiyor bu bölümler. 7. bölümde bir kedi hikayesi var. Kediye isim verme aşaması var. Sonrasında Raci yeniden uykuya dalar.
ve beşeri ilim ile ilahi ilim arasında kıyaslama yapar. Fındık kabuğunda alemin kaybolmasını seyreder. Yani her şeyin toplanıp küçücük bir fındık kabuğunda kaybolmasını izler. Hiçlik, varlık ve hiçlik metaforunu burada da işler. Sekizinci gecede hayatı boyunca peşinde olduğu sorulardan birine cevap bulur. Varlık ve yokluk birdir. Burada artık çok farklı bir boyuta geçer Raci. Duvarlar arasından geçmeye başlar. Yani ruhu bedeninden özgürleşir. Duvarlar arası geçmeye başlar. Burada da farklı bir anlatım ve güzel bir anlatım var. Varlık ve yokluğun bir olduğunu ifade eder. 9'da çok enteresan bir bölüm. Ulular Meclisi'nde olur. Yani tüm filozofların, peygamberlerin, tüm düşünürlerin oturup tartıştığı bir mecliste bulur kendisini. Tek bir soruya cevap ararlar burada. Gerçek saadet nedir? Gerçek mutluluk nedir? Hepsi farklı farklı şeyler söyler. Burada Platon da var. Farklı farklı düşünürler de var. Peygamberler var. Hazreti Musa var. Hazreti İsa var. Hızır var. Hazreti Muhammed var. Bizim peygamberimiz. Farklı farklı cevaplar verirler ve hepsi de birbirinden enteresan. Hepsi de kendine yakışır şekilde verir bu cevapları. İlk girişte şey vardı, onu söylemeyi unutmuş olabilirim. Mezarlığa girdiğinde ney çalan, kahve içen bir aynalı babadan bahsetmiştik. Kendisi de ney çalıyordu. Fakat bu 9. bölümde saz çalmaya başlıyor. Ve bizim kültürümüzde bilinen türkülerden birisini söylüyor. Cevaplardan sonra her düşünürün, her peygamberin, her kanaat önderi diyebileceğimiz ismini duyurmuş felsefecilerin, her kültürde olan İsa peygamberin olsun, Musa peygamberin olsun, Hazreti Muhammed, Hızır, Aristo, Platon, her kültürde bulunan düşünürlerin gerçek mutluluk nedir'e verdiği cevaptan sonra Raci uyanır ve aynalı babayı yanında göremez. Ve burada birinci kitap sona erer. Kitabı daha iyi anlayabilmek için tasavvuftan bir zemin oluşturmak gerekir. Tasavvufla ilgili bilgi sahibi olmak gerekir. Az da olsa bir temel oluşturmak gerekir ki eserin dili daha net, daha güzel anlaşılabilsin. İkinci kitaptan da kısaca bahsedeyim. Amaka Hayal, yani hayalin derinlikleri, Arapça telaffuzuyla Amaka Hayal. Hayalin derinlikleri ikinci kitabında, yani vefatından sonra basılan, aslında sansürlenmiş, aslında pek çok yerinden kırpılmış ve tahrip edilmiş haliyle Raci Manisa tımarhanesindedir. Yani yaşadıklarından sonra, hani mezarlıkta en son 9. günden sonra uyanmıştı ya, orada aynalı babayı yanında görememişti. Onu aramaya başlar. Ve Anadolu'nun her yerini gezer onu bulmak için. Bu esnada delirir. Ve Manisa tımarhanesine kapatılır. Aslında Raci'nin keyfi yerindedir. Mezarlıkta da huzurluydu. Tımarhanede de huzurlu. Orada delilerin kendi arasında konuştukları derin muhabbetlere şahit olur. Üzerinden zaman geçtikten sonra herkesin aynalı baba, aynalı baba diye bahsettiğini duyar ve aslında aynalı babanın da
oraya geldiğini fark eder, öğrenir daha doğrusu. Orada yine sohbetleri, muhabbetleri başlar ve sonunda Aynalı Baba'nın yerine aslında kendisi geçmiş olur. Aynalı Baba artık racidir. İkinci kitap dediğim gibi biraz daha düzensiz ilk kitaba göre. Biz zaten ilk kitabı okuduk. Ben şahsen ilk kitabı okudum. İkinci kitaptan çok fazla haberdar olmamıştım. Sonrasında onun varlığını da fark ettim. O da devamı açısından güzel bir kitap. Keşke tahrip edilmemiş, sansürlenmemiş haliyle biz bulabilsek, tanıyabilseydik. Kitabımız böyle. Amaka Hayal, değerli bir kitap, gizli bir hazine. Bizim gerçekten değerimiz. İsmiyle Filibeli Ahmet Hilmi dendiğinde benim hafızamda seneler öncesi sanki Doğu klasiklerinden bir esermiş. Sanki aslında farklı topraklarda yazılmış, bize ait bir eser değilmiş gibi yansıması olmuştu. Ama tamamen bizim kültürümüzde oluşmuş. Tamamen bize ait meşrutiyet dönemi, Osmanlı'nın son zamanlarında yaşamış bir aydınımıza ait değerli bir eser. Kültürel seviyesi çok yüksek, felsefi seviyesi yüksek. Aynı zamanda tasavvufi seviyesi, derinliği şahane olan bir eser. Daha önce videonun başında da söylediğim gibi, başka ülkelerde, başka kültürlerde yazılmış bir eser olsaydı şimdiye zirveye oturmuştu bile. Ve onun belki filmleri çıkmıştı, belki çizgi romanları çıkmıştı, belki farklı şekilde hayatlarına dahil olmuş, yaşatılmış ve duyurulmuştu. Ama biz de sessiz sedasız ilerleyen, varlığını sürdüren değerli bir eser. Beni dinlediğiniz için, buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda farklı bir kitabı ve farklı bir yazarı yeniden konuşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.